Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Kolumda geçen videoda yaptığım bileklikler var. Bugün yine sizlerle elimde olan boncuklardan bir bileklik yapacağım. Bu bilekliği de seveceğinizi düşünüyorum. Elimde şöyle mavi boncuklar var, hatta şöyle göstereyim. Bu mavi boncuklara yine şöyle minik aparatlarım var. Bir tane de bir başka bilekliğimden kalma. Bilekliğim eskimişti, bozulmuştu. Ben de o kısmını kesip çapasını almıştım. Bu çapa var. Şöyle üstüne de çapayı yapıp böyle boncuklarla dizmek istiyorum. Videonun başında tekrar hatırlatıyorum. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Yine hem bilekliğimizi yapacağız hem sohbet edelim istiyorum. Hani vakit buldukça, evde kaldıkça da yapıyordum. Aslında şöyle, ben şimdi yaptığım her şeyi daha önce de yapıyordum. Yani evde vakit geçirdiğimde kitabımı da okuyordum, filmimi de seyrediyordum. Böyle yapacağım şeyleri ne varsa onları da işte bileklikti ya da başka tasarımda onları yapıyordum. Sadece işte belli bir saati dışarıda geçiriyordum. Ama şimdi hani daha çok zamanım olduğu için biraz daha rahat rahat yapmaya çalışıyorum. Yine arkadaşlar, ben şöyle düşünüyorum. Yaklaşık yine bana şuradan hatta ölçeyim, kaç tane olur bakalım şöyle. Yani yine 18 falan diye düşünüyorum ben. Aparatlarla kaç olur onu bilmiyorum. Şöyle bir bakayım kaç tane boncuk gider bana. Şöyle olsa yeter herhalde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. İşte 18 falan boncuk dizmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet, yaklaşık mavilerden 18 tane boncuk dizeceğim. Yeni bir kitap yazıyordum arkadaşlar. Muhteşem bir kitap tabii, hani konusunu da buradan söyleyemeyeceğim. Çok iyi bir kurgusu var ve konu da öyle, çok iyi bir konusu var. Bugünlerde en azından onu yazma zamanım oldu. O kitaba başladım biraz. İlginç de bir konusu var. Eminim yayınlandığı zaman çok beğenerek okuyacaksınız. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben çok beğenerek, böyle hikayenin içinde hissederek yazıyorum. Şu günler aslında hem kitabımı yazmak için hem videolarımı çekmek için de büyük bir fırsat. Yani tabii ki aslında istesek yapacağımız çok şey var. Yani bir kere kendimize zaman ayırmayı öğrendik. Mesela ben kendime daha yoğun zaman ayırmaya başladım. Şu son işte 10 gün mü oldu? 10 gündür kendime daha fazla zaman ayırmaya başladım. Ve şunu öğrendim, hep bir telaş içinde yaşıyoruz aslında. İşte ona da yetişelim, buna da yetişelim, ona da koşalım, buna da koşalım. O da bizim olsun, öbürü de bizim olsun falan. Ha, durmak gerektiğini de öğrendim. Yani daha slow motion, daha yavaş yavaş gitmek gerektiğini aslında gösterdi bize. Yani
ne kadar koşarsan koş, belli bir yerden sonra durman gerekiyor demek ki arkadaşlar. Bir tane bu aparatı geçirdim. Ondan sonra bir tane daha bundan koymak istiyorum. Söyle arkadaşlar. Kolay da bir bileklik. Yani şey değil, öyle sizi zorlayacak bir bileklik değil. Ben iki tane yapayım istedim şuraya. Dediğiniz gibi ben çocuk kitapları yazarıyım ama bu yazdığım kitap büyükler için olacak. Güzel bir hikaye, güzel bir kurgu. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir kere ben yazarken çok konunun içine girdim bile. En azından şu evde olduğum zamanlarda kitabımı bitirmiş olayım. Ondan sonra tabii sadece yazmakla kalmıyorsunuz. Üstünde editler var, editörlük yapacaksınız. Başkasına okutacağım. Yani tabii biraz işi var ama kitabı baştan sona bitirmek zaten neredeyse %70'ini bitirmiş oluyorsunuz. Ondan sonra %30'luk kısmı da işte editleme, düzeltme, belki hani eklemek istediğim bir şey olursa onu ekleyeceğim. İşte çok farklı şeyler yapayım istiyorum arkadaşlar size. Yani farklı farklı. Şimdi şunu bir koluma açacağım. Birer tane daha koyabilirim. Evet, bir tane daha koyabilirim buraya. Ya yaklaşık işte bana 20 tane falan boncuk gidiyor bu boyda. Yani işte 20'ye buluyor arkadaşlar. Şimdi bunun ucuna yine bu benim daha önceden bilekliğimde olan söylemiştim. Eskimişti. Ben tabii ucunu atmadım. Gün gelir bunu kullanırım diye. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Hatta böyle giysilerinizin üzerinde, çantanızda ya da başka bir aksesuarınızda böyle daha sonradan geri dönüşüm gibi kullanabileceğiniz aparatlar olursa mutlaka onları da değerlendirin derim. Şimdi bunu tekrar bir kere daha bağlayayım ki sağlam olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle yine önce bir düğüm atacağım. Gördüğünüz gibi bir düğüm attım. Ondan sonra tekrar açılmaması için bir düğüm daha atacağım. Şimdi ben bunu şöyle daha bir kere daha şuradan geçireyim ki daha şey sağlam olsun. Bu videoları yapmak istiyordum ama işte daha sonraki zamanlarda belki yapacaktım. Çünkü önce konuklu videolar yapmak istedim ama durumlar
evde kalmamızı gerektirince bunları biraz daha öne aldım. Hem de iyi oldu. Birkaç tane daha bilekliğim oldu. Bakın arkadaşlar, çok şık bir bileklik oldu. Şimdi bunun yanına daha düz bir yine firuzeden düz bir bileklik yapıp ikili, üçlü takabilirsiniz. Ben biraz birkaç tane takmayı seviyorum. İkili, üçlü takmayı seviyorum. Siz de ikili, üçlü yapabilirsiniz. Tek takabilirsiniz arzunuza göre. Siyah yapabilirsiniz. Kapatırken hepinize çok teşekkür ederek videoyu kapatmak istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır izlerken ve siz de denemek istersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir kişi bile izlese ona da çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp bunu izlediğiniz için. Umarım siz de yapmak istersiniz. Farklı renklerde, farklı objelerle yapabilirsiniz yine. Hepinize yeniden çok teşekkür ediyor. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Mutlu kalın, sağlıkla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.